arkadaşlar. Doğukan arkadaşımız da biliyor. Doğukan'la biz Eylül'den bir tane video çekmiyoruz. Doğukan kaçıyor diye videodan utanıyor. Yok abi yok görmez yok, falan filan. Yok kanlı değil de sende denk gelmiyordum. Sakal makal. Sakal hakikaten uzadı burada. Haberler kapalıydı işte olduğu kadarıyla. Doğukan. Evet. Sen bir de Tokat'tan katıldın. Aslen ama Hatay'da büyüdün. Yani. Sen de biraz karışık yani. Evet. 81'in hepsinde yaşadı. Zaten babası asker diye. Evet. Jandarmadan. Çoğu ilde yaşadı diye Doğukan. Doğukan Tokat'tan sen bizi buldun. Hı-hı. Geldin buraya. Sen ilk bu sene 2019'da ilk gelen partiden, Eylül'de gelmiştin sen. İlk gelen öğrenci benim buraya. Doğukan nasıl geçti bu zaman dilimi? Nasıl oldu? Üniversiteye nasıl alıştın? Şehir hayatına nasıl alıştın? Yani her şey güzel olunca hızlı geçiyor. Okul falan hepsi dört dört. Bir de Doğukan Rusçası biraz iyi abi. Bayağı Rusça konuşmaya başladı Doğukan. Yani işte hayata karışınca burada biraz. Bir de Doğukan sen part-time iş falan yapıyordun. Evet, taksicilik falan. O onun hakkında biraz bir şey söyleyebilir misin? Bizim öğrenciler merak ediyor da part-time iş. Orası hani sosyalist kavramlarından mıdır nedir bilmiyorum. Rahat biraz hani iş konusunda. Bizim Türkiye'deki gibi vergi olayları yok, algı olayları yok. Ucuz maliyetler arabalarından biliyor. Güzel yerlere biraz dinlenip işe girilebiliyor. Çok fırsat var. Peki sen part-time çalıştın taksi olarak. Günlük kaç para kazanıyorsun ve haftalık? Yani güzel paralar kazandığım oldu. Değişiyor bu. Belli olmuyor ama ortalama hani haftalık zaten sadece ben 100 dolar araba kirası veriyordum. Haftada 100 dolar. Evet, haftada 100 dolar sadece araba kirası veriyordum. Kendim demek ki için kiralık alıyorum. Çelinde bir oğlum. Ve ayrıyetten benim ev kiram taksiden falan çıkıyordu yani. Ayrıyetten burada kendime bir ev yapmıştım. Hep taksi parasıyla çıkıyordu bunlar. Bir de geçim maliyetleri vesaire. Tabii ki. Aileden tamam destek alıyoruz ama. Bir yere kadar. Bir yere kadar. Artık büyüdük. Yani diyorsun part-time işler var. Çok var, soruyorlar var, o yüzden. Var, var, ben... Peki Doğukan insanlar nasıl burada bize karşı? İnsanlar ya dünyada böyle Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur kavramı tamam güzel kavram bunlar da yani bize karşı saygıları var bence. Saygı duyuyorlar. Hani ben taksicilik yapıyorum. Ben burada gece yani geceleri de çıkıyorum taksiye, gündüzleri de çıkıyorum hani boş olduğum vakitlerde, okulum olmadığı, dersim olmadığı zamanlarda. İnsanlar hani hiç yabancı olarak hani yadırgamıyorlar. Ufak bir Rusça konuştuğun zaman ne bileyim. Öğrenci şehri burası. Çok yabancı. Ezelden bu yana yabancı öğrenci çok burada. Hindistanlısı, Azerbaycanlısı, Türk'ü, Kürt'ü çok her ırktan var. Araplar falan. Araplar, her millet var yani burada. Peki Harkova okunacak yer, güzel yer. Peki sence öğrenciler seçmeli mi Ukrayna Harkova? Evet kesinlikle. Harkova'dan başka bir yer de mantıksız zaten bence. Sebep? Burası yabancı için en güzel yer bence. Öğrenci yani şehri bir de. Gözlemlediğim evet. Yani burada birkaç şehri de kendim gezdim şahsi olarak. Hani sen gitmiştin Odessa'ya, Kiev'e falan. Odessa'ya gitmedim ama hani Kiev'e, Sumy'e, Poltava'ya falan gittim oralara. Hani Harkova çok güzel ya. Zaten... Oğlum Odessa diyorsun da sen şeye kadar gittin sen Mariupol'un tarafa kadar. Hemen hemen çağırdım Odessa zaten. Gittim. Ha o taraf hap taraf arada 10 kilometre fark var. Ha, yani peki bu sene buraya gelmek isteyenlerse biliyorsun araştırma yapıyorlar hepsi. Evet. Nelere dikkat etsinler? Hangi firmaları seçsinler? Neden seçsinler? Bir kısa da onu anlatsan. Ya hangi firmayı seçecekleri zaten hani internet üzerinde olsun, telefonla konuştuklarında olsun her şey daha açık anlaşılıyor. Hani yorumlarda falan güzel yorumlar alıyor bu firma. Hani bu firma dediğin hangi firma? Hani onun için burada birçok firmaya güvenilmiyor. Burada birçok fazla firma var. Hani en büyük dolandırılanın biri de senin yakın arkadaşın Yusuf. Evet. Tokatlı. Arkadaşlar bir firma alacağımış o Yusuf arkadaşımız. Şu an Tokat'ta zaten. Bu videoyu da görsen Instagram'da yorum atar inşallah. Yusuf arkadaşlar bunlar burada tanıştılar. Ben Yusuf'tan 2 hafta öğrenci geldi Doğukan. Bir de orada lise arkadaşlar. Doğukan bu hatta bunlar orada konuştuğunda Doğukan demiş ki ben UYT mi diyorum? O demiş ki yok la ben başka firma seçiyorum falan filan. Demiş ki şimdi hayrola. Burada Murat. Burada kaldığı zaman Murat. Şey oldu. Doğukan falan geldi Murat burada kalıyor ediyor. Bir arada şey abi çocuk var. Dedim ne oldu? Abi çok mağdur. Çok mağdur abi sürünüyor. Yusuf diyor sürünüyor abi sürünüyor. Allah için diyor bunu kurtar. Dedim zaten bizim soy ismimiz yarın bugün Kızılay olacak zaten. Kızılaycı bir insanlarız. Gelsin. Geldi. Buyur kardeş. Abi bu firmaya geldim. Böyle böyle. Firmada X firma söylemeyelim. Zaten gelin herkes görür. Abi işte böyle 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 adamı nasıl dolandırmışlar. Bayağı yani yurtta yurt parası falan filan. Tam geldim yurtta odasını ayarladım. Doğukan yanına koydum. Bütün gün bana dua ediyordu. Yani onlardan bir işte bu Doğukan başına hemşehrisi Tokat'tı. Yusuf ismi.
Yusuf. Biz de hemşirelik fakültesinden, lisesinden mezunuz. Buraya geldik, tıp fakültesi okuyalım diye. Hani biz onunla zaten Tokat'ta konuştuk bu konuyu. Dedim ki gel benim firmamla kaydol. O dedi ki benim firmam hazır. Hazır benim firmam. Benim firmam hazır böyle. Aa paşa oturdu. İyi dedim kanka sen bilirsin yani. Ben inanmadım da çok hani öyle kesin kendilerine mi konuşunca. Ben geldim 2 hafta sonra mı evvelden 3 hafta sonra mı baktım ki karşımda. Lan senin burada ne işin var? Kanka beni buraya getirdiler bıraktılar. O da bile vermediler bana. Ben nerede kalacağım? Dur dedim ya bizim bir abi arayalım. Beni getiren buraya. Sağ olsun geldi hemen yardımcı oldu. Nevresim takımlarımız falan. Nevresim takımda veriyoruz arkadaşlar. Yurda kaydolan Nevresim takımı veriyoruz. Onlar ufak şeyler ya. Onları benim geldiğimde, saymıyoruz. Benim geldiğimde bu aşağıda ufak kağıtlar yoktu. Hepsini yani ben kendi gözümle gördüm. Özel ustalar falan geldi. Oralar devlet yurtları biraz. Diğer yurtları falan gezdim. Diğer firmaların götürdüğü yurtlara falan baktım. Tahtanın üzerinde yatıyorlar. Şu yatak şekli yok. Yani abi istersen göster bu videoda yatağımızı. Yok lan bizim yatak matrasımız bizim. Bizim. Yani bildiğin tahtalarda falan yatıyorlar insanlar. Çok sıkıntı, zencisi, mencisi bir arada iğrenç bir durumda. Ha valla sonra diyorlar şimdi iyi oluyor. Yok bizde her türlü... Yani sonuna kadar verdiği paraların hakkı ödeniyor. Güzel şey. Doğukan o zaman sen diyorsun ki yani eğitim alması şehir. Tabii canım. Sen öneriyorsun. Ben kendi açımdan memnunum. Başkasını da mı? Zaten bu sene Doğukan ofis açmayı düşünüyor şeyde. Ha, neydi? Hatay'ın Antakya. Antakya'da. Düşünüyor. Hayırlısı Doğukan ya. Teşekkür ederim. Başka bir... Gelmek istediğinizlere bir sorun, bir isteğin, bir demek istediğin tavsiyen var mı? Valla sadece kışın biraz bol kışlık kıyafet giyin. Yani ben o hataya düştüm. Ben burada yazlık kıyafetle bol gelmişim. Yani bayağı onun acısını çektim burada. Doğukan biz bir de bavulunu bulmuştuk. Videoda duruyor Instagram'da. Bavulunu kaybetmişti. Ben de uğraştılar ya bayağı sağ olsunlar. O zaman Doğukan sana da bol şans. Bu sene inşallah birinci sınıf tıptan başlayacaksın. Evet, ama sen eczacılık diyorsun bir ara. Ya, ne? Ya bu... Aralar netleştireceğim. Netleştireceğim ama tıp diye düşünüyorum yani. İnşallah hayırlısı. Bol şans Doğukan sen o zaman. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.